sevgili izleyiciler, yine size bir sanatçı arkadaşımdan bahsedeceğim. Adil kardeşim, bir sokak sanatçısı. Yani enteresan şeyler yapıyor. İşte bunu yaptı. Gün TV yazdı. Güzel bir altında bir bisiklet var. Daha başka objeler de yapıyor. İşte zabıta korkusundan diyor akşam 5'ten sonra, yani mesai bittikten sonra yine Adana'nın merkezi bir yerinde gece geç saate kadar orada siparişlerini alıyor, yapıyor. Yani her mesleğin okulu yok. Bunlar genel yetenek isteyen şeyler. İstiyorum ki Adil Bey'in de dileği o. Yani böyle arkadaşlara sahip çıkalım. Yani bir minyatür sanatçısı, işte tel sanatçısı veya yakma resim sanatçısı, bunlar birazcık destek görseler, yani bu arkadaşlar hani hak vaki olunca bu meslek ölmesin. Yani geriye bunları sürdürecek bir nesil yetiştirelim. Videomuzu izleyelim. Bir de tellerimiz var, değil mi? Teller. Aynen. Telimiz var, sarı ve beyaz tellerimiz. Onlar kaç kesit? Bunların 3 milim mi onlar? 2 milim beyaz tel. 2 milim beyaz tel. 1,5 milim de sarı tel isim yazdığım. Sen yine adını falan da söyle. Ben Adil Öcal. 4 yol Teknosa'da önünde bu işi yapıyorum. El sanatçısıyım. Yıllardır bu işlerle uğraşırım, ahşap oyma gibi. Başka neler yapıyorsun? Ahşap oyma, güzel yazı sanatı. Yani emekliyim. Minyatür işler. Minyatür, hobi işlerle ben hobi işler yapıyorum. Şimdi bunun okulu yok değil mi? Hayır. Tamamen yetenek ve çalışma. Uzun bir süreç gerekiyor böyle şeyler yapabilmek için. Yani yaptın bozdun. Abi şu tellerin ben en az 30 kiloya yakın telini ben harap ettim. Zayi yaptım. Zayi oldu tabii ki. Peki ailede var mı böyle fazla başka yetenekler? Var tabii, abim var, o da bu işi yapar. Ve ressamdır kendisi zaten, Yakup Öcan, Adana'da yani herkes sanır. Güzel sanatlarından biraz esinti olması lazım diyor. Tabii olacak yani. Geçmişten babam mesela el mühareddedir. Ondan yanısı yansımış. Yani şöyle mi olur? Evde bir arıza olsa siz mi yaparsınız? Usta fazla. Aynen öyle ustam. Jonta, musluk değişecek. İşte elektrik, kapı pencere. Kapıda pencere, silikon, şu bir işler hepsini yaparım. Kesinlikle usta çağırmam. Mesela şimdi şu an telden yazı yazıyorsun, böyle aynen, hatıralar, aynen, değil mi? Böyle aynen, güzel şeyler, çok güzel mumluk hediyelim falan yapmışsın. Aynen, peki, evet, geliyorlar. Beni burada herkes görüyor ve şirketlerin amblemlerini yaptığım insanlar çok oldu. Büyük o şekil, olarak. O şekil. Tabii, üniversite öğrencileri geliyor. Bir hatıran var mı böyle anlatacağın ilginç bir olay? İlginç bir olay, yani birisi geldi benden mesela deve kuşu çizmemi istedi. Yani neyse de onu da bilmiyorum, onu çizdim. Yaptın. Yani onu da yaptım, oturduk beraber. Yaparsın ustan filan diyerekten beni bayağı bir uğraştırdı. Tamam, yaptım. O güzel bir hatıra. Evet. Mesela kötü bir hatıra var. Mesela şu abi bunu yap dedi. Yaptın. Abi bu olmamış mı? Oldu. Olmaz mı? Bende bir azim var. Yapmazsam zaten rahatsız oluyorum. Bir şeyi söyledikleri zaman yapamazsam kendim rahatsız oluyorum. Evet. Yanında ne istediler? Bir makine şekli istediler. O makineyi yapamadım. Dedim ama... Neye benziyordu abi makine? Makine ya bir fabrika makinesi gibi bir şeydi. Fabrikada üretim yapan bir makine. Tamam, yapamadım. Teknolojik bir şey. Tabii, peki tabii. Uçak, roket falan istediler mi? Hepsini yaptım abi. F-11'i bile yaptım, sen ne diyorsun ki? F-11. Ya sen ne diyorsun, geliyor ufak pilot geldi yanıma. Şimdi F-35. Pilot dedi, F-35. Abi gelsin onu da yaparım, hiç fark etmez. Pilot geldi bilakis yanıma ve ona yaptım ismini, uçağı yaptım. Üzerine de ismini yazdım, koydum. Güzel. Abi, nelerle karşılaşıyorum. Sana böyle zor isimler geliyor mu? Neler geliyor. Kodlayarak yazdığım isimler çok oldu burada. Abi sen ne diyorsun? İlk defa. İsim konusunda benden fazla isim duyan yoktur herhalde şu Türkiye'de. Tabii canım, neler var? Kaç neler yıldır çalışıyorsun? İngilizce, Almanca, Fransızca. Ha, yabancılara da yazıyor. Tabii ki geliyorlar. Turistik bölgelere gidiyorum. Orada da yazıyor. Tabii canım. En çok hangi millet ilgi duyuyor abi? Abi genelde benim bu işe ilgi duyanlar memur, üniversite öğrencileri, hocaları. Yani bir de turistler çok. Hangi? Alman mı, İngiliz mi, Ruslar mı? Abi genelde şimdi şöyle, ben Alanya'da durduğum için Ruslar da geldi. Yani Almanlar da, Almanya'ya buradan çok gönderiyorum özellikle. Almanlar çok seviyormuş. Yani senin bu teller, bu yazılar dünyayı gezdi. Aynen abi, geziyor. Japonlara da verdi. Abi Japonya, Amerika, İngiltere gitmediği yer yok şu an benim telim. Yapma be. Her yere gönderdim. Seni tebrik etmek lazım. Eyvallah. Belki sana devlet sanatçısı ünvanı da verirler ileride. Valiliğe başvurdum ama maalesef bir şey alamadım. Valiliğe gittim. Bir de bunun patenti falan da var mı abi? Yok.
patenti yok. Değil yani mi? Telkari olarak var ama bu sanat ondan daha farklı olduğu için buna literatürde böyle bir meslek yok galiba. Yok böyle bir şey. Yani. Değil mi? Telkari biraz ince tel. Abi daha ince. Bu biraz kalın olunca şey ne diyebiliriz? Buna bir isim uydur abi şu an. Valla tel sanatı olarak geçten şu söylüyorum ben. Tel sanatı olarak alüminyum tel. Yani iki tane aletin var, iki alet, iki tane de silindir var orada. Evet, yuvarlak bir metal alüminyumdan orada. Yani bu. Ben buraya oturmadan önce otururum, dua ederim, ondan sonra işe başlarım. Ustam çalışıyor. Bunların evet. Fiyatlarını nasıl belirliyor? Ya çok uygun yani fiyatlarla. Benim uzunluğuna göre falan mı? Yok. İşin zorluğuna göre fiyatını ayarlıyorum ben. Peki sana mesela sipariş verirken onun sen ne kadar zor olduğunu anlıyor musun? Tabii anlarım. Objeyi bana söylediği andan itibaren ben onun ne kadar zor olduğunu anlarım tabii ki. Tabii. Oradan çıkıyor diyor. Aynen. Ama yine de zannedersem emeğin yine ucuz. Çok ucuz tabii ki. İnsanlar mutlu yani olsun. Yani yaptığın emeğe karşılığı. Tabii. Ya ticari amaçla fazla düşünmediğim için insanlar mutlu olsun. Ben mutlu olayım özellikle. Benim derdim o. Harf çıkıyor. Yavaş yavaş çıktı. Aynen. Evet. Süper. Hemen buna bir çerçeve yapalım. Biraz süsleyelim ufak. Yani şimdi sen bunu yapayım. Aynı zamanda grafikersin. Tabii. Tasarım da yapıyorsun değil mi? Çizimim. Mesela bak şunu yapmak bayağı bir şey. Tabii. Bu. Beyin fırtınaları yaşıyorum bunu yaparken. Kafamda beynimde tasarladığımı hemen döküyorum tere. Şöyle olabilir mi? Şimdi beyin fırtınası derken yani bir emekli gelse bununla uğraşsa aslında psikolojik sorunlarını da düzeltmiş olur değil mi? Benim yani tamamen, terapi gibi olur. Ben tamamen buna borçluyum psikolojik durumlarıma. Ve bundan çok mutlu oluyorum. Hayatı bununla zihinde kalıyor. Deşarj olursun. Bunun sayesinde geziyorum. Turistik yerlere, bilmediğim yerlere gidip bu işi yapıyorum. Tabii ki çok güzel. Mesela şeyden, üniversiteden teklif gelse, bize ders ver deseler. Tabii canım. Veya belediyeler. Abi tabii ki ben başvurdum. Yani Adana'dan sanatçısı olarak dedim bizim kıymetimizi bilin. Müracaatlarımı yaptım. Belediye ve valiliğe verdiğim halde bana geri dönüş olmadı. Bunlar hepsini ben belediyede kaydım var. Valilikte de var. İlgilenmediler. Kesinlikle ilgilenmediler. Bize böyle işte. Hatta zabıta geldiği zaman buradan mesela. Tabii de zabıtadan sınıf diyor. Kaldırıyor tabii. Kovuluyoruz. Tezgahın birini aldılar, attılar tezgahlarıma. Sanatçı mıyız? Demek ki biz de iş portacıyız görüyorlar. Sanatçı olarak görmüyorlar. Hiç sesimi çıkarmadım. Aldılar tezgahımı. Zabıtın attılar tezgahlarına. Elim boş döndüm boş tezgahla. Evime gittim ben. Tamam halleder. Ama sanatçı olduğumu uzun kimse farkına varmıyor şu an. Tabii zabıtalara bir şey diyemeyiz. Onların görevleri ama. Biraz da anlayış bekliyoruz işin açıkçası. Biraz önce bisiklet yaptım. Bunun üzerine bindirelim. O daha önceden çalıştığım hazırlıklar da var değil mi? Evet, hazırlıyorum. İnşallah bize de faydası olur. Bunu böyle gider yaptığım şey. İnsanlar görsün, duysun bunu isterim yani. Bunu şeye masamıza koyarız, programı çekeriz. Tamam olur. Benden de hediye olmuş olsun size. Tamam. Benim gayem insanlar mutlu olsun, sevinsin. Sevdiklerini süper, alsınlar süper. Hediyelerini. Bu şimdi teller orijinal olduğu için bunlar deforme de olmaz, ısıtlanma da yapmaz. Hayır, alüminyum teli biliyorsunuz hayır, en tabii. Sağlam, paslanmaz, çürümeyen bir madendir. Buna hiç şey olmaz. Burada çiçek verelim size. Ooo çiçeği de var. Aynen.
tavşağı. Teknosa öne. Akşam 5'ten sonra 10'a kadar. 10. Aha, 10'a kadar. Çok güzel. Aynen. Gül TV ve güzel bir nostaljik bisiklet. Evet. Sana teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hayırlı eyvallah. İşler olsun. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Hemen poşet.